Marmara'nın incilerinden biri, Heybeliada. Büyük şehre o kadar yakın, kendine has özellikleriyle de bir o kadar uzak. Adalılar bilirler bizlerin unuttuğu kuş seslerini, yeşilin binlerce tonunu. Bir de yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evini. Kısa bir süre öncesine kadar bu ev, Heybeliada'nın tepelerinde yok olmaya bırakılmış olsa bile. Evinin burada olduğunu tespit edince ziyaret etmek istedim. Evine geldiğimde çarpıcı bir durumla karşılaştım. Gerçekten evin harabe hali dehşet vericiydi. Yazarımıza ait kişisel eşyası, giysileri, kitapları vesaire çöp poşetleri içerisinde inanılmaz bir şekilde diğer demirbaş eşyası da masa sandalye gibi atılmış bir vaziyette bir odada tozun, kirin, pasın, yağışın etkisi altında tamamıyla çürümeye yüz tutmuş. İşte tam bu noktada ada halkı, sivil toplum örgütleri, öğrenciler yoğun bir kurtarma çalışmasına giriştiler. Bu arkadaşlarımız birkaç ay süren yoğun çalışma sonucu Hüseyin Rahmi'nin eşyasını ve kitaplarını kurtardılar. Oldukça amatör bir çalışmaydı. Hem bütün eşya tek tek elden geçirildi. Demirbaş kayıtları yeniden yapıldı, tarandı. Bu arada birçok kıymetli eşyanın da tablo vesaire gibi kaybolduğunu maalesef öğrendik. Kaybolanların ardından üzülmenin faydası yoktu. Geriye kalanları kurtarmaktan başka çare kalmamıştı. Kültür Bakanı İstemi Atalay verdiğim dosyayı inceledikten sonra burasının Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmesi yönünde kuruluşlarına talimat verdi. Hüseyin Rahmi'nin 32 yılının geçtiği bu ev yok olmaktan kurtarıldı ve yaslandığı tepede yeniden tüm ihtişamıyla belirdi. ...32 yıl adalıyım ben diyen ve adayı çok seven Hüseyin Rahmi, unutulmuşluğun yükünü atarak huzur buldu. Yaşadığı zamanlarda yalnızlığı seçerek sadece yazdıklarıyla insanlara yakınlaşan Hüseyin Rahmi'nin ilginç kişiliği ve yaşama biçimi eserleri kadar dikkate değerdir. Heybeliada 1900'lü yılların başında gelmiş. Daha sonra burada bir köşk yaptırma arzusu sonucunda içerisinde bulunduğumuz bu köşkü yaptırmış. Hüseyin Rahmi Heybeliada'daki bu evi Şıpsevdi romanından aldığı 700 altın sayesinde yaptırır ve yaşadığı dönemde yazdıklarıyla en çok para kazanan yazar kimliğini taşır. Genel yerleşimin uzağında dik yokuşlarla ve merdivenlerle ulaşılan bu ev, Hüseyin Rahmi'nin kendi isteğiyle tercih ettiği yalnız yaşamın bir göstergesidir. Seyrek de olsa ziyaretine gelen dostlarının yorgunluktan kaynaklanan sistemlerine, "Hakkınız var, benim evimin yokuşu benden daha meşhurdur." diye yanıtlamıştır. Halkın fazla içerisinde olmaz. Halkla dostluğu vardır. Herkes onu genelde sakin bir şekilde bisikletine binmiş, tur yaparken veya ada sokaklarında dolaşırken görür. Ama bu görüntü biraz seyrektir. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Hüseyin Rahmi, ikinci bir kişiye ancak çerçevenin içindeyse katlanabilir.
Nazmin bekar oluşunun sebebini de, yattığım odada başka nefes istemem, sinirlenirim. Bunun içindir ki misafirlikte de kalamam sözleriyle açıklar. Sınırlarını kalın bir çizgiyle belirlediği yalnızlığı, belki de Hüseyin Rahmi'yi yazma özgürlüğüne taşıyan bir sihirdi. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu kendisi yaptırdığı köşkte yakın arkadaşı Miralay Hulusi Bey ile birlikte Rusya'ya yaşamış. Emekli Miralay Hulusi Bey, samimi, dürüst, ileri fikirli ve vefalı bir dost olarak gençlik yıllarından itibaren Hüseyin Rahmi'ye can yoldaşlığı yapar. Hüseyin Rahmi'nin kırılgan yapısı ve içine kapanıklığı yüzünden günlük yaşamın zorluklarını Hulusi Bey'in omuzlaması gerekir. Evin alışverişlerini, basım evleriyle görüşmeleri hep Hulusi Bey yapar. Çok yazan, dolayısıyla çok sataşılan bir yazar olarak istemese de kalem kavgasına tutuşan Hüseyin Rahmi'nin sinirlenip hastalanmaması için gizli gizli tarafları yatıştırır. Hüseyin Rahmi tam bir ev adamıdır. Evine düşkünlüğünü onu tanıyan herkes bilir. Yemek odası olarak kullanılan bu salon, zaman zaman dostlarının katıldığı büyük davetlere tanıklık etmiştir. Avrupa'yı mobilyalarla döşeli bu salondaki kristal canlı büfe içindeki özenle seçilmiş porselen takımlar, Hüseyin Rahmi'nin hayata zarif dokunuşlarının göstergesidir. Pırıl pırıl kristaller, her an kırılacakmış gibi duran ince kadehler, geçmişin zorlu koridorlarından geçerek ayakta kalabilmiş şanslı tanıklardır. Hüseyin Rahmi Gürpınar bu evde birçok eserini meydana getirmiş. Bunları İstanbul'a inerek çeşitli yayın evlerine, ondan sonra gazeteci dostlarıyla falan tartışmış ve gerçekten 40 civarında esere imzasını atmıştır. Hüseyin Rahmi'nin eserlerini yazdığı çalışma odası da zevkli döşenmişti. Yazı takımları, hokkaları hep özenle seçilmişti. Bu odada Gulyabani, Metres, Cadı, Şık, Mürebbiye, Efsuncu Baba, İki Hödüğün Seyahati, Ben Deli Miyim? Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, Tesadüf, Cadı Çarpıyor, Utanmaz Adam, Mezarından Kalkan Şehit gibi birçok eserini kaleme almıştır. Ve daha sonra Gulyabani, Şıp Sevdiği gibi bazı eserleri de sinema ve televizyon filmi olarak yapılmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar zamanında yazdığı bu eserler nedeniyle bir takım sorunlarla da karşılaşmıştır. Çünkü Hüseyin Rahmi gericiliğe, yobazlığa, çıkarcılığa, kurnazlığa karşı mücadele eden, bunlara karşı mücadele edilmesi gereken, bağnazlığın etkisini insanların gözünün önüne çarpıcı bir şekilde seren bir yazarımızdır. Onun için Türk Edebiyatı'nın çok özgün bir yeri vardır. Hüseyin Rahmi bu odadan adeta dünyadaki tüm hayatları gördü ve anlattı.
Eserlerini hep parlak ak kağıtlara siyah mürekkeplerle yazdı. Tüm eserlerini basımı yapıldıktan sonra geri istedi ve orijinallerini arşivledi. Bir yazar olarak amacını, ben eserlerimde okuyucularımı eğlenceli fıkralar arasında yüksek bir felsefeye çekmeye çalıştım sözleriyle dile getirir. Hüseyin Rahmi eserleriyle Batı'nın akla, bilime dayalı pozitivist görüşünü yerleştirmeye çalışmıştır. Eserlerinde sürekli olarak eski ve yeni çatışma halindedir ve doğru olan yenilikten yanadır. Toplumun tüm katmanlarından insanları ve onların yaşam biçimlerini, mizah ögesini ön plana çıkararak gözler önüne serer. Bu büyük romancı Hüseyin Rahmi kimdir? Nime Çinaz kitabında kendinden söz eder. Hüseyin Rahmi 17 Ağustos 1864 yılında İstanbul Ayazpaşa'da doğdu. Annesi 22 yaşında vereme yenildi. Hüseyin Rahmi 4 yaşında öksüz kaldı. Ve büyük anne ile teyzeler arasında büyür. Kadınlarla iç içe sürecek olan bir yaşam böylece başlamış olur. Mahmudiye Rüştiyesi'nde okurken kendisi de vereme yakalanır. Ailesinde sık sık karşılaşılan verem hastalığı kişiliğinde önemli izler bırakır. Abartılı bir şekilde temizlik anlayışı geliştirmesine, mikroplardan korkan bir hastalık hastasına dönüşmesine neden olur. Ömür boyu insanlarla tokalaşmaktan çekinir, eldivensiz gezmez. Ayakkabılarını bile sürekli sterilize ettirir. Böylece camdan bir fanusun içinde yaşamaya dönüşür hayat. Kendisini evine kapattığı kış aylarında yazmaktan dinlenme ihtiyacı duyduğunda kadınlarla birlikte geçirdiği yıllardan miras kalan örgü ve nakış işleri yapar. Bir bayanın elinden çıkmış kadar özenli ve zevkli bu işlerin bir erkeğin göz nuru olduğuna söz konusu Hüseyin Rahmi olduğu için şaşırmamak gerekir. Hüseyin Rahmi genelde özellikle kışları hiç inmez, evine kapanır, yazar, dantela över, oya işleriyle uğraşır, karaviçe işleriyle uğraşır ama büyük oranda da eserlerini yazar, meydana getirir. Yazılarında ve eserlerinde kendini gösteren hassas kişiliği, bu kez de rengarenk dantellerin, simli işlemelerin ilmiklerinde kendini gösterir. Zamana ve mekana meydan okurcasına izler bırakır her alanda ve tüm izleri karakterinin en belirgin özelliği olan alışkanlığıyla kaybolmalarından korkarak özenle saklar. Tıpkı dostlarıyla geçirdiği anları gösteren fotoğraflar gibi kendisi ve yaşamıyla ilgili tüm belgeleri. Hüseyin Rahmi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. ve 6. dönem milletvekili olarak da görev yapar. Ancak daha sonra hiç devlet memurluğu görevinde bulunmaz. Hüseyin Rahmi bu evde birlikte yaşadığı İhtiyar ve dul yengesi Aliye Hanım'la onun kızı Sefer Hanım'ın ölümlerinin ardından
çocukluğundan beri bir ömür paylaştığı Hulusi Bey'i de 1933 yılında kaybeder. ...1933 yılında Miral Aykul Hulusi Bey vefat ettiğinde Hüseyin Rahmi büyük bir yalnızlık içerisinde kendisini hisseder. Ve bir süre adadan da ayrılarak Mısır taraflarına geziye gider. Hüseyin Rahmi Mısır'a gider. Kendi deyimiyle gözyaşlarını kızgın kumların üzerine akıtmaya. Ancak kısa bir süre sonra adaya geri döner. Arkadaşının mezarını yaptırır, yalnız yaşamına devam eder. Kedisi ve yaşlı kahyadan başka kimsesi kalmamıştır. ...1944 yılında o da hayata gözlerini yumar. Ve öldükten sonra kendisinin de vasiyeti olduğu üzere Heybeliada'da yatmakta olan yakın dostu Miral Aykul Hulusi Bey'in yanında mezara defnedilir. Ve isteği üzerine adaya arkadaşının mezarının hemen yanı başına gömülür. Mezarları da yaşamlarının bir yansıması gibidir. Hulusi Bey'in mezarı göğe ve insanlara açık, Hüseyin Rahmi'ninki ise mermerle sıkı sıkı kapatılmıştır. O öldükten sonra bile yalnızlığı, eserleriyle baş başa kalmayı tercih etmiştir. Hüseyin Rahmi'nin yıllar önce değindiği ve o zamanlar birer fantezi gibi görünen sorunlar ve çözüm önerileri bugün yaşadığımız dönemin alışılagelmiş yaşam biçimidir.